Oğlum ne yazıyor mektupta okusana? Taner, okusana ne yazıyor mektupta? Dikkat edin, çarpılmayın. Sana sakin, niye böyle yapıyorsun? Tutacak şunu. Sakin. Oğlum ne yazıyor mektupta, okusana şunu. Ne yazıyor, nerede oğlum? Resim ne yazıyor lütfen? Tamam, şimdi herkes bir sakin olsun. Panik yapmayın. Tamam mı? Ben halledeceğim. Ne yazıyor? Neredeymiş? Niye gelmemiş oğlum? Kötü bir şey mi yazıyor? Sakin ol bacım. Oğlun babasındaymış. Ne? Nilüfer, dur bakalım, dur. Adam söyledi zaten, babasında... Seni dünyan yok seni! Uyuşturucu kuryesine mi verdin benim oğlumu? Ya niye şimdi mesleği ön plana çıkartılıyor ki adamın? Babası sonuçta, bu unvanıyla analım bence. Ya sen gerçekten aştın ama kendini ya. Ya ne yaptım ben? Çocuk babamı özledim, görüştür dedi. Ben de iyilik yaptım. Ya sen annesine sormadan çocuğu nasıl babasına verirsin ya? Oo, her yardım edeceğimizin anasına mı danışalım ya? Ya tabii ki bana soracaksın. Abla dur, sakin. Sakin olun bir. Önce çocuğun nerede olduğunu öğrenelim. Bunu her zaman döveriz. Bu burada zaten. Taner'i döveriz sonra da. Tamam, tamam. Çocuk babasındaymış. Tamam da neredeymiş babası reisim? Ya tamam, herkes bir sussun. Bir sakin olun. Panik yapmayın. Şimdi öncelikle herkes bana bir güvenecek. Ben de gidip oğlanı bulup geleceğim. Tamam mı? Niye sana güveniyoruz? Bu da bana güvenin deyip duruyordu. Çocuk yok ortada. Osman Bey haklı ama resmi. Ya tamam da sonuçta Melike ile Doğan'ı nasıl 2 saat içinde bulup getirdim? Ya da en azından yerlerini tespit ettim. Çocuğu da 2 saat içinde bulup geleceğim. Bana güveniyor musunuz? Hayır. Evet. Ya niye bakıyorsunuz? Başka yapacak şeyimiz mi var? Ben güveniyorum. Tamam. Çocuğun anası güveniyor en azından. Taner! Buradayım ya. Ha tamam. Bin arabaya, çocuğu alıp geliyoruz. Ben de geliyorum reis. Ben de geliyorum. Yavrum, bir aksiyondan da eksik kal sen. Ya niye erkekler geliyor sadece? Ya hemen eril dişil muhabbetine bağlama Melike. Haklı adam. Hadi. Ben de geliyorum, itiraz kabul etmem. Ya illa aileden bir temsilci olacak diyorsun Osman amca. Hadi, hadi. Reis, ne yazıyor mektupta? Canım karıcığım, ben oğlumdan ayrılamam. Onu arkadaşların yardımıyla yurt dışına çıkarıyorum. Orada okula gidecek. Orada güzel bir hayat kuracağız. Yanımıza gelmek istersen her şeye daha iyi şartlarda tekrar başlarız. Allah seni bildiği gibi yapsın Taner. Bildiğin kaçırmışlar çocuğu işte. Yok canım, kaçıramaz. Annesinin izni olmadan yurt dışına çıkaramaz. Nasıl çıkaramaz Osman amca ya? Kendisi sanki yasal yollarla mı çıkacak? Adam mafyanın elinde kuryelik yapıyor. Kendi nasıl kaçıyorsa Efe'yi de öyle kaçıracak işte. Doğru. Taner, sen şu işin cemazül evvelini bir anlat bakayım. Nasıl buldun sen bu Hamit denen adamı? Cemazül neyi amca? Ya olayı anlat bakayım. Nasıl oldu bu olay? He, anlatayım hemen amca. Şimdi bu Chucky, yani Efe, benim yanıma geldi. Dedi ki Taner abi, ben babamı çok özledim. Beni onunla görüştürür müsün dedi. Ben de bir bakarım dedim, bir araştırırım dedim. Ben bu adamı araştırdım. Adam dediğim yani Efe'nin babası. Efe'nin babası dediğim Hamit Merdan yani. Hamit Merdan dediğim senin enişten. Anladık. Tam eski enişten işte. Ben bu adamı araştırdım. Bir baktım bu adam bizim mezun reisin kullanımında. Sonra hemen mezun reisi aradım. Reisim dedim, durum buyken bu. Anlattım durumu. O da dedi ki ya yazık, Sabi madem babasını özledi, 2 saatçik görüştürelim dedi. Ben de aldım verdim. Bravo Taner ya, ne iyi ettin. Bir de gururla söylüyor resim ya, ben de verdim. Bir çocuk şuursuz. Yemin ederim bu çocuk şuursuz. Şuursuz tabi. Efe değil mi? Hakikaten şuursuz ya. Ama çok tatlı çocuk. O yanakları falan böyle al al tombik tombik. Aynı dayısı gibi. Lan seni diyoruz. Valla mı? Şuursuz. Mezun reis ha. Dur bakalım. Hallederiz şimdi. Reis Bey,
Dalalım içeri, vuralım hepsini, alalım çocuğu. Görsünler çocuk kaçırmak neymiş. Gerekirse öyle yapacağız. Ama unutmayın, içeride küçük bir çocuk var. Şümalar sen. Hadi bakalım. Çıkarsana bir ya. Ben şöyle bakayım. Üf, bayağı eski bunlar. Tamam. Bu kullandığınız silahlar çok eski teknoloji. Biz oyunlarda dahillerini görüyoruz. Bence siz biraz geri kalmışsınız. Çağa ayak uyduramamışsınız. Evladım, hiç susmaz mısın sen? Yo, niye susayım? Çocuğum ben, doğalım konuşmak. Hem babam nereye gitti? Ben onu 2 saat görüp anneme dönecektim. Babam gitti ama ben hala buradayım. Neden? Ya bir ders verelim dedik. Bir pişman oldum. Ders mi? Kime verecektin? Neden pişman oldun? Babam nereye gitti? Ben ne zaman gideceğim? Hem senin kıyafetin neden bu kadar çirkin ya? Lan hala gelmedi mi reis? Demin mekana girdiler mezun baba. Ama telefonda atar gider yaptın ya sen reis be. Tedbirli gelmişler. Biz de tedbir alalım mı? Lan işte o da Taner'e vereceğimiz dersin bir parçasıydı. Ne bileyim çocuğun böyle canavar çıkacağını. Yani sonuçta tedbir alalım mı, almayalım mı mezun baba? Alalım. Çok güzel bir tedbir var kafamda. Buz torbası mı baba? Reisim bize silah vermeyecek misiniz? Kuş gibi avlarlar bizi burada. Evet amca bize de silah versinler. Bundan sonra sana çakmak bile yok. Çakı? Şansını zorlama Taner. Sana dondurma çubuğu bile vermez bu saatten sonra. Benim silah ihtiyacım yok. Ben askerliğimi Isparta'da daha kumanda olarak yaptım. Çıplak ellerim silah benim. Bir durun. Ben öyle yüksekten bir bağırınca tansiyon fırladı galiba. İyi misin Osman amca? Kısa dönem yaptı herhalde komandolu. Sen gülme lan. Ne yaptık ya? Ex babam kısa dönem yaptı diye ben niye trip yiyorum? Bu araba kaç model böyle biliyor musun? Bu araba çok büyükmüş. Neden bu kadar büyük bu? Peki bu arabalar neden üst üste ya? Aa, sen bunda mı yaşıyorsun? Bu karavanda. Adam! Savaşlamayız! Geç! Ex baba vuruldu mu? Karol düşman, al sana sinyal! Ne yapıyorsun deli manyak Doğan abi, ne atıyorsun? Sinyal atıyorum. Başka bir şey mi var elimde Taner? Ayrıca dur sen demedin mi insanlar niye sinyal kullanmıyor diye? Kullanıyorum işte! Reisim, şimdi sinyali sana atacağım, kafaları karışacak, sen sağ ateş et. Ya onunla olur mu be adam? Ben adaletsiz oldu reisim ya. Tavuk gibi avlayacaklar bizi. Tavuk mu? Az önce kuştuk, ne ara tavuk olduk ya? Bu önemli konuyu aceleye getirmeyelim Taner'cim. Şey yapalım, akşam bir rezervasyon yap bir yerde. Orada yemek yerken konuşalım. Tamam, ben ayarlarım. Allah Allah ya. Ya onun ne olacak iş değil adam. Ben yurt dışından madeni para getirmiştim. Dur, bari bunu at bunu. Biraz havamız olsun. Hah. Ulan attınız alırım sizin. Oğlum aşk çeşmesinde dilek mi diliyorsun? O nasıl para atmak? Çok mantıklı. Allah'ım inşallah ipi kurtulur. Ver şu parayı bana. Ex babacığım yalnız eurodur ha. Bak 1 euro gidene kadar 30 olur. Al. Bak güzel. Bakayım. Helal olsun Osman amca. Parayı nasıl kullanacağını biliyorsun yemin ederim. Senin adın neden mezun? Hani nereden mezun oldun da böyle ismin mezun oldu? Aha! Vallahi gerçek silah sesi bu. Yok oğlum gerçek değil. Bizim çocuklar tatbikat yapıyorlar. Onların sesidir.
Kurosaki gibi düşün ama sesler gerçek gibi. Ya yeme bizi mezun amca ya. Bildiğin gerçek silah sesi bu. Evladım sen nereden bileceksin gerçek silah sesini ya? Şimdi bunlar nereden çıkardılar bu çatışmayı ki? Nasıl bir yere denk geldik biz ya? Allah Allah! Allah. Ulan buna da yazı diyoruz sürekli tura gelip duruyor. Gene kaybettim ya. Kime kaybettin oğlum? Kendime. Efe kurtulacak mı diye yazı tura atıyorum. Yazı diyorum tura gelip duruyor arkadaş. Tura ne o zaman? Bu sefer de yazı gelirse çok üzülürüm yalnız. Al tura. Vallahi yazı bu para bozuk ya. Bozuk para zaten o Taner. Nasıl? Adı bozuk para zaten oğlum. Delirtme insanı. Ne saçma bir şey ya. Bir insan bir şey yapıyor ve adını bozuk koyuyor. Çok saçma. Her şeyi de biz mi söyleyeceğiz? Biraz da Merkez Bankası düşünsün. Taner sus. Allah'ım gücem ama çok yanlış insanlara para veriyorsun ya. Ver şu parayı bana. Şöyle atacaksın işte ya. Oğlum biz burada cam pazarındayız. Siz neyle uğraşıyorsunuz ya? İşte onlar ortak biz de pazarız Osman amca. Ya? Ya 40 yıl önceki bir siyasi şakayı yaptım sana. Oğlum biz burada 40 yıl önce de gülmüyorduk ki. Tamam gene gülme ne olmuş Osman amca ya Allah Allah. Lan bir susun bir susun be bir susun. Ex-baba vuruldun mu? Hayır. Ya vurulsun mu istiyorsun sürekli soruyorsun adama ya. Ne istiyorsun sen? Sen bittin. Hem çocuğu kaçırıyorsun hem ben de çatışmaya mı giriyorsun? Neredesin ulan sen? Neredeymiş reisim? Yok be reis. Çocuğu getiriyorum. Ateşi kesin. Sen adamlarına söyle onlar kessin ateşi. Önce onlar başladı. Ben de şahidim. Onlar başlattı. Kesecekler mi reisim? Kim ki bu? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri herhalde. Lan sekreter çabuk buraya gel. Allah'ım telefonun başında çaresiz beklemenin ne olduğunu şu an anladım. Şu an. Durun Taner Bey. Sen kimsin be? Sekreter buraya gel çabuk diye bağırdınız ya. Aa, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sen misin? Ben hiç böyle beklemiyordum ya. Cinsiyetçi herif kadın bekliyordun değil mi? Ne alakası var abi ya? Sen diyene kadar ben milletlerin birleştiğini bile bilmiyordum ki. Ben bambaşka bir şey hayal ediyordum. Ne hayal ettin acaba Taner Bey? Böyle Robert De Niro ile Hülya Avşar karışımı bir şey. Ne? Senin Allah belanı versin. O nasıl hayal lan? Siz de şaşırdınız değil mi? Bana da bir anda geldi gitti. Tamam. Ateşi kes. Ne oldu? Ex-babam mı vuruldu? Hayır. Ateş kes deyince ben bir anda öyle sandım. Ama vurulsan çok mutlu olacaktı. Dayıcığım. İyiyim iyiyim. Bir şeyin var mı? Hiçbir şeyim yok. Sana kötü davrandılar mı oğlum? Yok yok. Bana bak ihtiyar. Sen mezun olmuşsun ama mezun olamamışsın. Gel dayıcığım. Efe! Ya sana ne oluyor be? Ya ben babamı gördüm. Sonra bu amca dedi işte burada bekleyeceğiz. Bekledik bekledik sonra işte siz geldiniz. Biz geldik aslanım korkma tamam mı? Dayın yanındasın. Çocuğu alıkoymanın hesabını vereceksin. Allah aşkına şu çocuğu al reis. 100 yıl yaşlandırdı beni ya. Reis, çocuğu aldığımıza göre biz artık gidelim ha. Gidin. Çocuklar bırakır sizi. Sağ olun reisim, iyi ki varsınız. Sağ ol reis, iyi iş çıkardın. Hadi. Sen kal. Olay dönüyor, dolaşıyor, bana patlıyor. Farkında mısın Doğan abi? Senin yüzünden başladığı için olabilir mi Taner acaba? Doğru. Hadi gidelim aslanım. Çaki. Top sende artık. Sağ ol. Şuncacık Sabi. Hiç kaçırılır mı ulan? Vallahi reis. Taner bir ders alsın. Kimsenin çocuğunu anasından habersiz kimselere götürmesin diye düşündüm ama olay bu noktalara geldi. Ulan benim yeğenime ders vermek sana mı kaldı? Kusura bakma reis.
bir özürle yırtamazsın. Konuşacağız. Yürü. Sana. Bir baba evladına yanlış yapmaz anne. Bir baba beş evlada birden bakar da beş evlat bileşip bir babaya bakamazlar. Lan yere git serseri, iki dakika mafyanın elinde kaldı. Hareketlere bak. Hemen mafya oldu başımıza. Osman amca, buyur hadi bir kahve içelim biz de. Ben bir hali yoruldum. Bu kadar aksiyon yeter ya. Ha? Dinlenmek lazım. Çok teşekkür ederiz Osman Bey. Gerçekten yani hayatınızı tehlikeye attınız bizim için. Bugünlerde hayatımızı tehlikeye atmayacağız da ne zaman atacağız hanımefendi? Ayrıca önce vatan, sonra dostlar. Ve dost da küçük bir vatan olduğuna göre gerisi teferruat. Ya mafyanın bulunduğu lokasyonda sadece tansiyonun düştü senin ya. Ne bu tripler arkadaş? Hepsi mafya oldu başımıza. Tatlım benim. Nasıl korktun? Bir çay vermek yok mu kahraman dayıya ya? Ne çayı? Bak şimdi ben nasıl sofra kuruyorum. Gör bak, kutlama yapacağız. Evet ya, aslan kardeşim benim. Ben şimdi sana bir üzüm suyu getireyim. Bana yemek olunca haber verirsiniz. Veririz beyefendi. Serseri. Cevdet abi. Doğan. Sormayacak mısın ne oldu diye? Sorsam ne olacak? Sen nerede bileceksin Zemzem'in yerini? Sen burada bile değildin paraları alıp diyerken. Ne diyorsun ya? Paraları mı? Cevdet abi yüzün gözün bembeyaz olmuş ya. Bana bak. Bu mirastan gelen paraları mı alıp gitti Zemzem? Aynen öyle. Saklamayacaktım ben o paraları Duvan ya. Hanımımdan oldum. Üç kuruş için güzel Zemzem'im gitti ya. Tamam abi üzülme ya. Döner elbet. Bir şey olur yani. Ya dönmezse? Dönmezse Cevdet abi ilk dönmeyen olmaz. Sen de yoluna bakarsın. Yaşar gidersin, bir şey olmaz. Sıkma canısı. Boş ver. İşte bu. Allah'ım, sessizliğin sesini duyuyorum adeta. Sana şükürler olsun. Sonra huzurlu bir kahvaltı yapmak için bütün koşullar tamam. Dur. Bu telefon da çalmayacak. Hadi bakalım. Ay! Ay! Bismillah! Bu ne ya? Havaya fişek gibi attı ekmekleri. Allah'ım. Annem dedi ya, getirme bunu mutfaktan, bozulur bu dedi. Of ya, hem usursuzluk hem annemin haklı olduğu bir sabah. Çok lezzetli ya. Ben biliyor, iyi niyetli ama yaptı büyük aptallık. Kim? Sen. Kızım o zaman sen desene. Ya niye iyilik eklerini bu kadar? Bunu daha önce konuşmuştuk. Kendini tekrar eden dizi karakterleri gibi yapmak istemiyorum. Ne yaptım ben yine? Ebe çocuk gitti verdi babaya. Mezun babaya mı? Bilmiyor ben adını. Mezun. Nereden? Ne nereden? Nereden mezun?
Kim nereden mezun? Sen dedi durup dururken mezun. Kızım ben niye durup dururken mezun diyeyim? Önü yok, arkası yok. Kim mezun? Nereden mezun? Ah, bence kapatmak lazım konuyu, yoksa işin içinden çıkamayacak. Kim? Mezun baba mı? Ah! Kesecek kendini ben. Kesecek kendini ben. Sen bilirsin Roza. Sen dua et. Burada insanlar merhamet. Yoksa bizim ilk olacaksın. Çok büyük ceza var. Kime? Sana. Kimse bana ceza veremez burada. Gerçi amcam kurul dedi. Konsey falan dedi. Sen birazcık dinlen dedi ama sen bizim için çok değerlisin de dedi. Tabii senin dedi, yerin dedi doldurulamaz dedi. Ya. Oho! Benim hazırlanmam lazım kızım ya. Allah Allah, tutma beni hadi. Tutmuyor ki. Kim? Ben. O zaman ben seni tutmuyorum desin. Allah'ın adını verdin, boşa beni ya. Boşa, biz anlaşamıyoruz seninle ya. Anlaşmazlık, geçimsizlik. Efe'ye bir şey olsaydı senin içini doldururdum. Böyle pamukla. Mumya gibi mi? Yok, daha çok tahnit gibi düşündüm. Böyle şöminenin başında canlı gibi dururdun. Dururdum. İyi dururdum ha. Vallahi. Hadi tutma beni Doğan abi ya. İşimiz gücümüz var. Hadi eğleme beni. Tutma hadi. Nasıl doldurulduğunu bilseydin böyle heyecanlı olmazdı. Günaydın. Ne bu surat? Kahvaltısını yapmamış Doğan suratı biraz sanki ama. Ben bu evde hiçbir zaman kahvaltımı yapamadığım için kahvaltısını yapabilmiş Doğan suratını bilmiyorum açıkçası. Evet haklısın. Bu kahvaltı yapamamış Doğan suratı. Tamam Doğancığım. Aa bak. Muhabbet kuşum geldi. Onunla beraber sıkılırsınız. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsun? İşim var. Geleceğim birazdan da, ben sana niye açıklama yapıyorsam. Günaydın Melike'cim. Günaydın Ceylan'cığım. Selamlar. Selamlar. Ne habersiniz? Selam. Doğan. Çeyiz alışverişine gidelim mi? Ben de mi? Hı? Ben gelemem. Benim işim var. Ne işin var ya? Telefon. Telefona bakmam lazım. Bak telefona bakacaktım. Kızım zaten erkek adamın ne işi olur çeyiz alışverişinde? Biz beraber gideriz. Öyle mi? Ay Sema teyzeciğim, o zaman bir çayını içerim valla. Bende bir liste vardı, ona da bakarız gitmeden. Dur ben şuradan geleyim. Alo. Reisim ben de sizi arayacaktım teşekkür için. Hayırdır? Olur reisim, gelirim. Tamam. Allah Allah, niye çağırıyor ki beni yine ya? Şimdi. Sema teyzeciğim. Bak. Benim listem zaten hazır. Şöyle ki zaten bu listenin gördüğün gibi %90'ı tamam, hazır vaziyette. Tabii ben buradan sıktım, buradan çeyize yatırdım. Aa bak, bir taş, bir tane de tahta. Boy boy havanım var. Maşallah. Değil mi? Havanıma sağlık be. Neyse. Keza annem de ben doğduğum günden itibaren misafir havlusu olsun, işte misafir nevresim yatak odası takımı olsun. Hani bunlara yabanlık deniyor ya. Bunları zaten düzmeye başlamış. Bravo. Ve fakat tabii bazı eksiklerimiz var hala. Benim bütçem 100.000 lira kadar. Siz de bir 100.000 lira koyarsanız tas tamam bir ev yapmış olacağız inşallah. Yani 200.000 liralık, hı hı, ne eksiğim var göster bakalım. Bakalım. Şimdi mesela ne yok? Ne yok? Amerikan servisi yok. Yokmuş. Annemin zamanında olmadığı için almamış onu. Bir de robot süpürge yok. Keza o da
yurdumuza yeni yeni yayılan bir icat olduğu için. Robot süpürgeye hiç gerek yok. Yani elektrik süpürgesine bile gerek yok. O pilliler var ya, şahane. Çok pratik. Gerek var. Var, gerek var. Kırmızı çizgim benim robot süpürge. Gerek var, nasıl yok? Ben heves ediyorum. Sema teyze, ben bir kere evleneceğim. Melike gibi 10 kere mi evleneceğim ben? Bir kere evleneceğim ben. Aman tamam tamam, taksit maksit alırız. Tamam. Yani daha gelin damat bohçası var. Yani siz de bir öyle oldunuz, bir böyle oldunuz. Biz sırasıyla yapamadık ki işleri. Öyle oldu. Yani neyse, bir satarım bilezikleri. Ne yapalım, sen sağ ben selamet artık. Ay bir an evvel şu oğlanın başı bağlansın da neyse. Hadi. Hayır. Peki şeyi nasıl yapalım? Neyi? Ben size ne diyeyim? Yani şey anlamında, ben size nasıl hitap edeyim gibi. Mesela anne mi diyeyim? Sema anne gibi mi gidelim? Doğan annene ne diyor? Hiçbir şey demiyor. Yani seslenmesi gerektiği zaman yanına gidiyor, omzunu dürtüyor. Zaten bana da tam olarak kesin bir hitap biçimi atamadı henüz. Hiç falan dedi bir iki kere. Ama neyse, sen Sema anne de. Hadi şu listeye dönelim. Tamam Sema anneciğim. Ne kaldı, ne kaldı bakalım. Gündelik havlular var. Aa, sen doğduğunda daha havlu icat edilmemiş miydi? Böyle ellerimize, eteğimize falan mı siliyorduk? Sen sil onu, sil. Eteğimi mi sileyim? Ne, çok komik. Sil şunu. Sileyim mi? Tamam, tamam, tamam. Siliyorum. Başka bir şekilde şey yaparım onu ben. Peki, tamam, sildim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.